Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ece Bibi bu saç modelini de size anlatmak istiyorum. Yine peruk şeklinde yapıldı. Arkası da bu şekilde, yakından göstereyim. Ben saç tellerini biraz daha uzun yaptım arkadaşlar. Hoş olmadı, güzel olmadı. Ben beğenmedim. Tekrar bu kısalıkta yapınca daha güzel ve sevimli durdu. Siz isterseniz farklı uzunlukta yapabilirsiniz ama bu benim denememden kaynaklı böyle daha güzel olduğuna karar verdim. Tabii ki yine karar sizin. Şimdi bu saç yapımını sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Herkese kolay gelsin. Bu saç modelinde alize divayı kullandım. Biraz daha ince ip. Gövdesinde alize Cotton Gold kullanmıştım. Bu ince ipi buna uyarladım arkadaşlar. Arttırmalarını biraz daha fazla yaptım. Onun anlatımı kanalımda var. Ece bebeğe şimdi farklı bir gösterdiğim saç modelini yapacağız. Onun için ben kahverengi ip kullandım. Alize Cotton Gold kullandım. Numarası 493 numara. Bakın arkadaşlar, burada o ipi kullandım. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yaptım. Sihirli halka içine birleştiriyorum. Her halkaya çift yapıyorum. İkinci sırada. Her halkaya çift yapacağım. Sayımı 12'ye çıkaracağım. Böyle peruklu saç yapımlarında arkadaşlar kafaya ölçerek büyütün. Ben şimdi bu biraz daha ince gazzal. Bu bir tık daha kalın Alize Cotton Gold. Bunu 9 sık iğne bir arttıra kadar arttırmıştım kafa kısmını. Alize Cotton Gold'da 8 sık iğne bir arttıra kadar yapacağım. Ölçerek yapmamızda fayda var. Çünkü aynı ipi kullansak da bir tık büyük olması gerekiyor. Peruğumuzun 8 sık iğne bir arttıra kadar yapacağım. Sonra tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Sayılarını altyazı olarak, İngilizce altyazı olarak videonun ayarlarından ulaşabilirsiniz. Oraya ekliyorum. Sayıları oradan takip edebilirsiniz. Ben şimdi her sık iğneye çift yaptım. Sayımı 12'ye çıkardım. Bir sık iğne bir arttır yapacağım. Bu sırada bakın bu şekilde. Bir sık iğne bir arttır. 6 kere yapıyoruz her sırada arttırmayı. Bir sık iğne bir arttır yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. 6 kere arttırma yapacağım. Sayımı 18'e çıkaracağım. Her sırada 6 sık iğne artıyor. 6 kere arttırmış oluyoruz. Şimdi 3. sırada 2 sık iğne bir arttır. 3 sık iğne bir arttır. 4 sık iğne bir arttır. 5, 6, 7, 8 sık iğne bir arttıra kadar yapacağım. Sonra bakacağız. Kafamızı ölçeceğiz. Eğer biraz daha büyütmem gerekiyorsa 9 sık iğne bir arttıra kadar da yapabilirim. Şimdi ben onu yapıp geleceğim. Daha sonra peruğa devam edeceğiz. 9 sık iğne bir art, pardon 8 sık iğne bir arttıra kadar yaptım. Biraz büyük olması gerektiğini söylemiştim. Tam oldu böyle. Ölçtüm. Yani aslında 8 sık iğne ile arttırmaları kafanın artırmalarıyla tam oldu. Çünkü ipim biraz kalın. Bir de kullandığım tığ arkadaşlar 2.10 milim. 2 milim tığ da kullanabilirsiniz. Onun için biraz büyük oluyor. Yine bir aynı 9 sık iğne bir artıra kadar bunu arttıracağım. Sonra 7 sıra öreceğim. 9 sık iğne bir artır da yapacağım bu sırada. Sayım 11 66 olacak. 66 sık iğneye ulaşacağım ve 7 sıra 66 sık iğne yapacağım. Oraya kadar yapıp geleceğim arkadaşlar. Sonra peruğun üst kısmını size göstereceğim.
Tığım 2,10 milim. Tabii ki ben Gazal Baby kotonla ördüm. 1,75 milim tığla ördüğüm için 9 sık iğne bir arttır bu ip ve bu tığla. Bunun kafasına peruk olarak uygun olacak. Öyle diyeyim. Siz de dediğim gibi ölçerek bu sayıları değiştirebilirsiniz. Çünkü kullandığınız ipe göre de değişebilir. İnce bir kullanırsanız daha fazla arttırmanız gerekebilir. Ben diğer Ece'nin diğer saçında saç örgülü olan modelde dediğim gibi bu modelde ince bir ip kullandım. 11 sık iğne bir arttıra kadar yanılmıyorsam öyle hatırlıyorum arttırmıştım. Kafaya tam oturmasını sağladım. Dediğim gibi 66 sık iğneye ulaşacağım. 9 sık iğne bir arttır yapacağım. Daha sonra 7 sıra düz öreceğiz. Ben arttırmalarımı yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi 8 sık iğne bir arttıra kadar arttırdım. Daha sonra biraz küçük geldi. 9 sık iğne bir arttır yaptım. Bir sıra daha. Yani arttırmalarımı 9 sık iğne bir arttıra kadar devam ettim. Sayım 66 sık iğneye ulaştı. Daha sonra arttırmalar bittikten sonra 2, 4, 6, 8 sıra düz 66 sık iğne ördüm. 9 sık iğne bir arttıra kadar arttırdım. Sonra 2, 4, 6, 8 sıra 66 sık iğne düz bir şekilde yaptım. Kafamıza geçiriyoruz arkadaşlar. Bu perukta, bu saç modelinde tam kulağın arkasına gelmesi gerekiyor. Yani kulağa bitişmesi gerekiyor. Bu perukta daha kısa yaptık. Çünkü bunun modeli daha farklı. Bunda tam böyle kafanın etrafını sarması gerekiyor. Bakın buraya kadar kulağın arkasına tamamen gelmesi gerekiyor. Bir sıra daha yaparsam biraz büyük olur. Ve arttırmaların bakın arttırma sırası burada bitiyor. Oraya kadar kapanması gerekiyor. Bu şekilde siz de bebeğinizin kafasına başka bebeklere uygularken de bu şekilde bu ölçüyü dikkate alın. Yani kafayı tamamen sarması gerekiyor. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi bukle kısımlarına geçeceğim. Bakın burası işaretin olduğu yer, yani sıranın bittiği yer. Yandaki halkaya ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde katlıyorum. İşaret yapacağım arkadaşlar. Bunu iple de yapabilirsiniz, iğneyle. Bakın tam orta noktadan bitiş noktasına böyle bir çizgi çektim. Daha sonra yine aynı yerden devam ediyorum. Böyle bu şekilde iğne ile tel de alabilirsiniz ama ben böyle daha basit bir yöntemle yaptım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde umarım görünüyordur. İlmek kaydırma yapacağım bu çizgiden. Her sık iğneye batarak. Yalnız arkadaşlar bazen boşluğa denk gelmiyor çizgi. Çünkü dümdüz bir çizgi oluşmuyor sık iğneleri takip edersek. Bu sabunu işareti takip edeceğiz. Bakın batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde
Buradan böyle devam edeceğim. Bunu iğne ile de yapabilirsiniz. Ama iğne ile biraz daha zor oluyor. Ben bu tekniği kullanıyorum. Düz olmasına dikkat edin. Bakın bu çizginin. Şimdi aynı şekilde aşağıya doğru ineceğim. Arkadaşlar mümkün olduğunca düz bir şekilde yapmaya çalıştım. Burada ipi kestim arkadaşlar. Çünkü buradan devam etmek istemiyorum. Arkadan başlayacağım bukleleri yapmaya. Böyle yapıp bu şekilde devam edeceğiz. O yüzden burada ipi kestim. Bunu içeri düğümleyeceğim arkadaşlar. Gizleyeceğim bu ipi. Şimdi burası ön ortası. Burası arka ortası. Peruğun ön kısmı burada bitirdim. Arka kısmından başlayacağım. Saç buklelerini yapmaya. Yalnız şöyle iç taraftan yapacağız arkadaşlar. Öncelikle düğüm atıyorum. Burada ilk sık iğneye arkadan batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 30 tane zincir çekeceğim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. Sık iğne yapacağım. Zincirin sonuna kadar 29 tane sık iğne olacak. Elinizi çok sıkmayın sık iğneler yaparken. Biraz gevşek tutarsanız uçları daha güzel kıvrılıyor. Dokuz tane sık iğne yaptım. Bakın şöyle uç kısımlarını böyle yapacağız.
En sonunda da yapabiliriz bağladıktan sonra. Şimdi sırayı yani zincirleri yaptım sık iğne. Şunu atlıyorum arkadaşlar, buna batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yanından bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. İkinci buklemi buraya yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8. 30 tane zincir çekeceğim. 30. İkinci zincirden başlıyorum. Sık iğneleri zincirin sonuna kadar tamamlayacağım yine. Tamamladım. Bir tane delik atlıyorum. İkincisine ilmek kaydırma yapıyorum. Peruğun iç kısmından yapıyoruz. Normalde bu tür saçlarda buradan devam ediyoruz. Fakat bunda iç taraftan yapıyoruz. İlmek kaydırma ile bukleyi birleştirdim. Yanına bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 30 zincirimi çekiyorum. Sıklığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yaptıktan sonra bukleyi yaptıktan sonra bir delik atlayıp ikincisine batıyoruz. İlmek kaydırma yapıyoruz. Sonra bir tane daha ilmek kaydırma yapıp zinciri buraya çekiyoruz. Bu şekilde şu ön ortaya kadar, burası ön ortası, ön ortaya kadar buklelerimizi yapacağız. 12 tane bukle oluyor toplamda bukle sayımız. Bunları tamamlayıp geleceğim ben. Buklelerimi yaptım. 12 tane oldu. 3, 6, 9, 10, 12. Son bukleyi yaptıktan sonra son bukleyi yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya bağlayacağım. Burada ilmek kaydırma yapmıştık ortada. Orta kısımda ilkine ilmek kaydırma ile birleştirdim. Sonra bir tane daha yapıyorum ilmek kaydırma. Tekrar 30 tane zincir çekip bukle yapacağım. Onu yapıp geleceğim arkadaşlar, göstereceğim sonra. Buklemi yaptım 30 zincir üstüne yine. Şimdi şu ilmek kaydırmalara bağlayacağız. Arka tarafındaki yani tek kanadına batacağım arkadaşlar. Bir tanesini atlıyorum, ikincisine ortasından girdim, ilmek kaydırma yaptım. Bakın, ortasından batıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum. Bu kanatları bu tarafta kalacak. Oraya diğer saç tellerini yapacağız. Şimdi devam edeceğim yine. Saç telini yapacağım, bir tane atlayacağım, buna bağlantı yapacağım, bir tane daha ilmek kaydırma yapıp buklemi yapacağım. Aynı burada yaptığımız aralıklarla olacak, aynı aralıklarla olacak. Buraya da böyle bu şekilde sonuna kadar, arka kısmına kadar bukleleri yapmış olacağız. Aynı sıklıkta. Bu taraftaki bukleleri de yaptım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bukleyi bağladım. Bir tane daha yapmam gerekiyor ama yapmayacağım. Çünkü orada o zaman fazlalık oluşuyor. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Bakın, hemen ilmek kaydırma yaptığımın diğer kanadına geçtim. Dibine bir tane daha yapıyorum. Karşı taraftaki buklenin hizasına gelmek için. Bakın, şimdi buradan başlayacağım. Çünkü burada bu şekilde alttan bukle gelecek bir tane buraya. Buraya yapınca olmuyor. O yüzden
Buradan devam edeceğim. Şimdi 30 tane zincir çekeceğim. Şurada bukleler karşılıklı gelmesi gerekiyor. Bakın bunlar burasına yapacağım bukleler. Bakın şurada ilmek kaydırmaların diğer kanadı var. Oraya yapacağız. Bu tarafa yapacağız. Diğer yarım kafanın diğer tarafına şöyle bukle yapacağız. Yüz kısımları bu tarafa gelmiş olacak. Şimdi ben 30 tane zincir çekeceğim. Bir tane yapıp göstereceğim size. Ben buklemi yaptım. Bakın bunu atlıyorum. Şu halkaya tığımı geçirdim. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Buna yaptım. Yanındaki ilmek kaydırmaya. İkinci ilmek kaydırmamı yaptım. Buradan zincir çekip devam edeceğim. Şunu göstermek istiyorum size. Bakın. Bukleler karşılıklı gelecek. Şöyle. Bu başlangıç önemli. Burayı düzgün yaparsanız ve atlamayı da aynı buralarda yaptığım şekilde yapacağım. Bukleyi yaptıktan sonra bir sık iğne atlayıp ilmek kaydırma yapacağım. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıp saç telini yapacağım. Burada kalan ikinci halkalara şuradan daha iyi görünüyor. Bu bukleleri yapmış olacağım. Bakın. Şu kısma ön tarafa kadar yapıp tamamlayacağım. Ben buradaki sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Saç ortası. Şimdi ön ortadayım. Son buklemi buraya yaptım. Karşısına. Bakın arkadaşlar. Şurayı göstereyim. Buraya bağlantı yaptıktan sonra ilmek kaydırmayla. Sonra bir delik buraya atladım, buraya ilmek kaydırma yaptım. Diğeriyle paralel olması için bu şekilde yapıyorum. 30 tane zincir çekeceğim. Burayı da arkadaşlar aynı diğer taraf gibi. Bukleyi yaptıktan sonra bir delik atlayıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonra bir tane daha ilmek kaydırma yapıp bukleyi yapıyoruz. Sonra aynı şekilde aralıklarını diğerlerinde olduğu gibi yaparak sona kadar tamamlayacağız. En son aynı bunun gibi olacak. Yani burada buklelerimiz yine 12 tane olacak. Onları da tamamladıktan sonra peruğumuzu kafaya yerleştirip kuyruk kısımlarını göstereceğim. Oraya kadar tamamlayıp geleceğim. Peruğun bukle kısımlarını bitirdim. İpimi sabitledikten sonra bir metre kadar ip bıraktım ucunda dikmek için. Şimdi burası arka kısım arkadaşlar, biten kısım. Bakın burası ön ortası. Şimdi peruğumuzu bebeğimizin kafasına takacağım. Bakın şu arttırma yeri var burada bakın. Arttırma yerinin hemen üstüne ortalıyorum. Şu kısmı ortalıyorum. Tabii ki. Oraya iğne batırdım. Şu kısımdan dikeceğiz. Bukleleri böyle aşağıya doğru çekelim, bu alt kısımdakileri. Kulağın üstüne arka ortasında aşağıya doğru iyice çekerek buraya sabitledim.
Peromuzu böyle gerdirelim. Gevşek durmasın üst kısmı. Bakın yine kulağın tam üstünde. Ön kısmına bakacağım. Eşit olması lazım. İki taraftan da. Bu şekilde sabitledim. Şimdi aşağıdaki bukleleri böyle alıp tepedekiler kalıyor. İğneme ipliği ve iğne geçireceğim arkadaşlar. Son sıranın ucundan peruğun son sırasının arkadaşlar yaptığımız bu son sıranın ucundan en ucundan 2 ileri 1 geri. Bakın iki tane ileri batıyorum, geçiriyorum iğnemi, iki sık iğne. Sonra bir sık iğne geri batıyorum. Tekrar iki sık iğne. Bakın buradan iki sık iğne ileri. Sıkıştırarak sağlam bir şekilde peruğumuzu sabitleyeceğim. Sabitledikten sonra kuyruklarını oluşturacağız. Burada bu, sabit durması gerekiyor tabii ki. Önce dikmek daha iyi. Bu şekilde kenarlarından dikeceğiz arkadaşlar. Şuradan sonuna kadar aynı şekilde dikip peruğumuzu yerleştirelim. Peruğu sabitledim. Bakın. Kulaklarının tam arkasından. Şimdi arkadaşlar bu kuyrukları tam şuraya yapacağım. Bakın şuraya ve buraya. Buralara kuyruk yapacağım. Orayı baz alarak şöyle farklı yöntemler de yapabilirsiniz. Ben böyle kolayını buldum arkadaşlar. Bakın şu şekilde avucumun içine biriktiriyorum. Sırayla. Şu şekilde şu üst kısmını bu şekilde düzelttim bakın. Sonra böyle bir lastik kullanıyorum. İsterseniz iple de bağlayabilirsiniz. Daha sonra sıkıştırabilirim. Burada eğer bozukluk varsa düzeltebiliriz. Bir de buradan çekip bukleleri daha gergin olmasını sağlayabiliriz şu kısımdaki
Bakın. Şu mesela. Bakın bu şekilde. Kuyruğumuzun tekini oluşturdum. Diğerini yapacağız. Aynı yere denk gelmesi önemli. İsterseniz arkadaşlar buradan böyle bir tane bir teli bırakabilirsiniz şu şekilde. Bu taraftan da bir tane. Yalnız ben daha çocuksu olması açısından öyle yapmıyorum. Yani şöyle bir tane bukle bırakıp burada görüntü oluşturabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Aynı yerde olması iki kuyruğunda önemli. Şimdi şu tarafa geçiyorum. Bakın, sanırım ortalandı. Yani aynı yere. Lastiğimi aldım. Bakın burada gevşeklikleri buradan çekip düzelteceğim yine. Bukleleri de şöyle kıvırabiliriz. Bakın arkadaşlar. Saçımız, peruğumuz oluştu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Başka bebeklere de uygulayabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay, zor değil arkadaşlar. Bukle yapımı da hani kısa olduğu için çok uzun sürmüyor, çok uğraştırmıyor. Gayet sevimli bir saç şeklimiz oldu. Ben beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenip yapabilirsiniz. Saçlarımda süsleme için kullandığım bu çiçeklerin yapımını kısaca size hemen anlatmak istiyorum arkadaşlar. Başka süsleme de yapabilirsiniz tabii ki. Ben böyle bir çiçek yapımı göstereceğim size. İki renk yaptım. Ortasını kahverengi. Yapraklarını da sarı yaptım. Kahverengi ipimi aldım. Sihirli halka yapıyorum.
Burada sabitliyorum. Şimdi 10 tane sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6, Allah gitmek istiyoruz ya. Hadi ya. 6, 7, 8, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Son sık iğneyi, şimdi sarı ipe geçeceğim. Son sık iğnenin çektiğim kısmını çıkardım. Bakın şöyle tekrar göstereyim. Bir son sık iğne yapıyorum, 10. sık iğneyi. 10. sık iğneyi yapıyorum. Toplamıyorum. Sarı ipi alıyorum. Onu da topladım. İlk yaptığım sık iğnenin içine bağlantı yapıp ilmek kaydırmayla devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bu iki ipi bağlayacağım arkada. 3 sık iğne yaptım. Hemen bağlantı yaptığım yere ikili trabzan yapıyorum. 4 tane yapacağım. 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle birlikte 5 tane oluyor. Şimdi bir zincir çektim. Sıradaki boşluğun içine ilmek kaydırma yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki boşluğun içine yine ikili trabzanlar yapacağım. 5 tane. 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bakın sıradaki zincirin boşluğuna battım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar sıradakine batıyorum. 5 tane. 4. 5 tane yaptım. Bir zincir çektim. 5 tane yaptıktan sonra bir zincir çekip yandaki halkaya bağlıyoruz. Tekrar bir zincir çekip yandaki halkadan devam ediyoruz. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört, beş tane bir zincir çektim. Bir tane kaldı arkadaşlar. Yandaki halkaya bağladım. Bir zincir çektim. Yandaki halkaya yine 5 tane 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Son buradaki bağlantı yerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Bakın bu şekilde ipi arkaya gizleyeceğim arkadaşlar. Şu sarı iple, kahverengi iple bağlayabilirim. Sihirli halkayı da sıkıştırdım. Buradan ip geçirip bu ipi de kesiyorum. İsterseniz bu iplerle bağlayabilirsiniz saça. İsterseniz ben zincir çektim. Zincir çekmemişim arkadaşlar. İp geçirmişim. İple buraya saça tutturabilirsiniz. Bu şekilde çiçeğimiz hazır. Şimdi hemen kısaca boyun diktiğim nasıl diktiğimi arkadaşlar göstereceğim size. Onu da göstermiş olayım.
Arkadaşlar bebeğimiz gördüğünüz gibi oturabiliyor. Bacakları kıvrılıp bu şekilde kıvrılabiliyor. Tam diz çöker şekilde oturması için biraz işte bakın arkadaşlar oturdu. Bakın. Kafasının ağırlığı da binince diz çöker vaziyette de oturabilecek. Şimdi hemen size saçlarını yaptık. Kafa yapımı, kafa dikimini de kısaca göstereceğim arkadaşlar. Yanaklarını güzel doldurun ve parmağınızla şöyle mesafe açın tel için. Sonra bıraktığımız kafadan ya da gövdeden bıraktığımız iple bakın. Önce kafadan alıyorum. Sonra boyundan. Genelde bebeklerimde bu yöntemi kullanıyorum. Dikişli olan kafalarda. Kafadan alıyorum bu şekilde. Tekrar göstereceğim. Gövdeden. Sık iğneler hiç atlamadan diktiğinizde güzel bir görüntüsü oluyor. Sanki dikiş belli olmuyor. Bakın hemen bakın bu şekilde alıyorum. Böyle devam edeceğim. Bütün sık iğnelerimi aynı şekilde alıp dikeceğim. Bir kafadan, bir gövdeden. Tamamladıktan sonra arkada, bakın arkadaşlar, burada düğüm atıp bitireceğim.